Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çimentoyla güzel bir işlem yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz neler? Çimento ve ders karışımı bunun için. İçine koyup su ile gördüğünüz gibi böyle bir parça elde ettim. Çimento oranı daha fazla. Şöyle göstereyim. Mesela bununla böyle bir yoğurt kabı. Bununla 3 tane çimento koyduysanız bir ölçüde ders koydum içine. Böyle aktarayım ölçü olarak. Ve harcımı böyle elde ettim. Daha sonra şöyle bir peynir kabımız var. Herhangi bir kabı ölçü kalıp olarak kullanabilirsiniz. Benim elimde böyle bir dikdörtgen şeklinde bir kap vardı. Bunu ölçü kabı olarak kullanacağım. Kalıp olarak kullanacağım. Düzeltiyorum. Ve bu yaptığım harcı bu kabımın içine boşaltıyorum. Tam ağzına kadar doldurmayacağım. Evet, doldurduğumu şöyle bir yayıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Kalınlığını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu kalıp ile güzel bir dekoratif mumluk tasarımı yapacağım. Kalınlığını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Herkesin zevki ayrıdır malum. Ben burada sadece size bir örnek olarak neyi nasıl yapılır onu gösteriyorum. Diğer süslemeleri her şeyi sizin zevkinize göre kalmış, hayal gücünüze kalmış. Herkesin hayal gücü farklıdır. Evet, tam yarısı olmasa bile yarısına yakın olarak doldurmuş oldum. Evet. Bakın bu şekilde doldurduk. Ve şimdi şöyle bir vazelin krem. Vazelin kreminiz yoksa eğer sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ve bunlar da bildiğimiz yuvarlak mum kalıpları. Bunun rahat çıkması için kuruduktan sonra altına ve etrafına bu kremden sürüyoruz. Rahat çıkarmamız için kuruduktan sonra. Evet. Bu şekilde bir tanesini daha bastırmadım. Tam ikisini ortalayarak ayırmak için diğerini de kremliyorum. Dediğim gibi sıvı yağ kullanabilirsiniz eğer kreminiz yoksa. Evet. Bunu da yaptık. Ve şöyle bakın ikisini koyduktan sonra yavaş bir şekilde bastırıyoruz. Evet. Bastırdık ve oturtturduk. Ve şimdi şöyle göstereyim. Dekoratif çiçek taşları. Bunları çiçekçilerden de bulabiliyorsunuz. Çoğunuzun evinde de vardır belki. Ben de böyle fazladan var. Etrafına üst kısmını süslemek amaçlı böyle oturtuyoruz. İsterseniz süslemeyin. Sadece çimento olarak da kullanabilirsiniz.
Bu şekilde üstü görünecek şekilde yapıştırıyoruz. Evet, bütün taşlarımızı düzdük üzerine ve şimdi başka bir kalıbımız var. Buna da bir harç hazırlayacağız. Bunu şöyle kenara koyalım. Şu kabımız için bir harç hazırlayacağız. Şimdi harcımızı hazırlayalım. Buraya diğer harcımızı da hazırladık. Diğer kalıbımı alıyorum. Bu da bir zeytin kabı. Gördüğünüz gibi. İstediğinizi kullanın. Ve bu çimentomu da buraya aktarıyorum. Bu çimento, bu kalıbımdan da bir çiçeklik yapacağım. Yani ortasına bir şimdi yapacağız. Yaptığımız işlemden sonra, kuruduktan sonra o çiçek dikmek için. Benim kaktüslerim var, çok güzel, değişik değişik. Çok severim kaktüsleri. Ortasına kaktüs dikeceğim. Kaktüsüm için bir saksı hazırlıyorum yani buraya da. Onun için bu biraz daha yüksek bir çimento kalıbı olacak. Hazırladık. Böyle bir kağıt bardağımız var. Bildiğimiz çay kahve bardağı. Bunun etrafını da kremledik. Ve şimdi tam orta yerinden yavaş bir şekilde batırıyoruz. Tam dibe değmemesine dikkat edelim. Çünkü dediğim gibi bunu bir saksı olarak tasarlayacağım. Gördüğünüz gibi yukarı attıracak. Ne yapacağız? Yanımızda bir şişemizde suyumuz olacak ve ağırlık yaptıracağız ki yukarı çıkmasın. Ve yine o küçük taşlarımızdan etrafına koyarak şu şekilde dekorasyonumuzu tamamlayabiliriz. Ve bu şekilde iki obje tasarımımızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bunların kuruması için 24 saat bekleyeceğiz. Ve 24 saat sonra bunların çıkarma işlemini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, kuruma işlemimiz tamamlandı. Kalıplarından çıkardık gördüğünüz gibi. Evet, bunun kalıbından çıkarırken kesmek zorunda kaldım. Bakın, parçası burada. Derin olduğu için biraz bunu kesip elimle şu şekilde ayrı ayrı çıkardım. Diğeri, şu kalıbımız daha yumuşak olduğu için yanlarını şöyle hafif açıp altından da şu şekilde hafiften ittirince kendisi kalıbından bu şekilde çıktı. Çıkarttıktan sonra bir gün daha beklettim. Tamamıyla içi de güzelce kurusun diye. Oldukça pürüzsüz bir dış yüzeyi oldu. Üst yüzeyinde isterseniz ince bir zımpara ile ağız kısımlarında eğer pürüzlük varsa zımpara yapabilirsiniz. Evet, kalıplarımız bu şekilde oluştu. İsterseniz böyle beton şeklinde kullanın. İsterseniz boyayarak kullanın. Ben buna çiçek dikeceğimi söylemiştim. Şimdi bu her ikisini de boyayacağım ben. Beton şeklinde kullanmayacağım. Metalik ve gold rengim var. Bunların her ikisi de metalik boyalar. Bunlarla boyayacağım. Birini metalik, birini gold olarak boyayacağım. Evet, gold boyamı kabıma aldım. Bir nemli bir bezle tozunu güzelce alın. Eğer tozu falan varsa güzel bir şekilde alınmış olsun. Ve böyle boyuyorum.
kısmını boyamayacağım bunu. Zaten içine çiçek dikeceğim. Ama bunun boyayacağım içine. Bakın böyle boyama işlemime devam ediyorum. Boyadık. Şu üst kısmını boyamadım. Yine bu çimento özelliği kalsın diye. Şöyle göstereyim. Yan tarafını boyadım. Şimdi metalik griye boyayacağız. Bu mumluğumuzu. Normal ahşap boyadığımız gibi bunları boyuyoruz böyle. Evet, önce yan taraflarını boyayalım. Sonra üst tarafını rahat boyayalım. Bu şekilde boyamaya devam edelim. Arkadaşlar şu anda bitti gördüğünüz gibi. Daha sonra bir bakır parmak vaksiyle buralardan böyle taşlarımızın üzerinden bakın. Parmak vaksımızla geçtik ve bu şekilde yaptık. Şöyle mumumuzu da koyalım içine. Hatta yakalım. Evet. Böyle güzel bir mumluk elde ettik. Dediğim gibi siz bunu isterseniz boyamadan da kendi orijinal haliyle de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tasarladım. Bakın saksımıza bakalım. İçine çiçeğimi de diktim. Evet, bakın diğer kaktüslerimin yanında yerini aldı. Böyle kaktüsümü diktim. Üzerine de bunu boyamadığımı söylemiştim buralarını. Üzerine yine parmak vaksı uyguladım. Şöyle kenarlarına. Ve bu şekilde diğer kaktüslerimin yanında yerini aldı. Umarım beğenmişsinizdir. Size değişik bir fikir sunabilmişimdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak yükleyeceğim yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.